açık aralığında kaç farklı asal sayı bulunur diye soruyor bana. Burada yapmamız gereken şey şu aslında. Şimdi asal sayı aralığını diyor ya burada bir notum var. X bir asal sayı mesela 19 olsun burada. Ve Y de X'ten küçük eşit olan bir doğal sayı olsun. Y'miz de bizim X'ten küçük ve ona veya ona eşit olacak bir doğal sayı. X'in de bir asal sayı. O zaman Y ye faktöriyel yani ilk burada benim 15'im olduğunu varsayıyorum. Artı 1 ile asal sayım yani burada 19 artı yine Y ye faktöriyel yani 15 faktöriyel arasında asal sayı yoktur demiş. Şimdi şu durumda ben diyorum ki açık aralığında asal sayım bulunmaz diyorum. Cevabım 0 oluyor. Bunu eğer ki ispatlamaya çalışacak olursak Şimdi şuradan başlıyorum arkadaşlar. Ve sonrasında yine burada bir farklı yazma tekniği arkadaşlar kullanıyorum. Denklem çözmede. Ee, o da şu. Şimdi x ifaden benim 1 artı 15'in aralığında değil mi? Burada yazılı. Tekrar yazmayalım. 1 artı 15'in aralığında. Ben diyorum ki x diyorum. 2 artı 15 faktöriyel yani olursa. Ben bunu tekrardan nasıl eşitlerim gerçek değerine? 2 parantezine alırım. 1 artı 15 faktöriyel bölü 2 eşit derim. Ve derim ki bu da 2K olmuş olsun derim. K'lar bu bahsettiğim K'da daha sonra diğer vereceğim ifadedeki harflerde hepsi birer tam sayı olsun. Dikkat ederseniz 2 artı 15 faktöriyel bölü 2'den 2 artı 15 faktöriyel olmuş oluyor. Niye 2 dedim? Çünkü x'in bir artı 15 faktöriyelden büyük olması gerekiyor. O yüzden bir arttırdım. En küçük değerini verdim. Ama 2K'lı bir değer arkadaşlar asal sayı olamayacak. Çünkü kendisinden ve birden başka çarpan olarak bir de 2 içeriyor. Asal sayı olmadığını görüyorum. Peki 3 olsun. X yani şurası 1 artı 15 faktöriyelden büyük olması gerekiyor. 2 sayı fazla olsun. 3 artı 15 faktöriyel olsun. O zaman da ben bunu 3 parantezine alırım. 1 artı 15 faktöriyel bölü 3 olmuş olur. Bunu da atıyorum işte 3 B'ye eşit olsun. Yani yine burada aslında bu B asal bir sayı olsa bile kendisinden başka ve birden başka bir de 3 çarpanını içerdiği için aslında yine ben burada 3B'nin ve X'in bir asal sayı olmadığını görüyorum. Bu şekilde arttırarak gittiğinizde zaten hep bir çarpanı elde ettiğiniz için asal sayılardan farklı olarak e, anlıyoruz ki bu açık aralıkta şu koşulları sağlayan bir değer için asal sayı bulunmaz. Yani faktöriyel kavramını kullanarak aslında e, bambaşka matematiksel ifadelere de gitmiş oluyoruz burada. Şimdi 29 faktöriyel sayısı 6 tabanında yazılırsa sonunda kaç tane sıfır olur diye soruyor. Şimdi 6 tabanında yazılması demek şu. Kaç kez 6'ya kalansız bölünebiliyor bu sayı? Bir ona bakalım. 4 kez kalansız olarak bölünüyor. Evet diğer bölümlerde kalanlar sıfırdan farklı olmuş oluyor. Ve bizim hedefimiz burada 6 tabanında yazmak. Dolayısıyla aslında toplamda 4 kez 0 elde etmiş oluyoruz. Çünkü artık 5. 6'ya bölümden itibaren 6 çarpan olmayacağı için sonucumda kalanlı olacak yani aslında. Ve sonunda 0 olamayacak o yüzden. Yine burada notta da yazmışım. Diğer tüm bölümler kalanlı olduğu için sıfırdan farklı olur diye yazmışım. Şimdi buna bakalım. X 2 4 6 8'den 54'e kadar gidiyor. 7 tabanında yazılırsa X'in sondan kaç basamağı sıfır olur diye soruyor bana. Şimdi ben bunu 2 4 6 8'e gidiyor ya. Her birini 2 çarpanı şeklinde yazacağım. 2 çarpı 1, 2 çarpı 2, 2 çarpı 3 şeklinde. Ve sonrasında bunların hepsini 2 üzerine alacağım arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri 27, 27'ye kadar gittik çünkü. Çarpı aslında 27 faktöriyel olmuş oldu. Niye? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı diye gidiyor. Yani aslında birden 27'ye kadar olan bütün sayıların yan yana yazılarak çarpılması bize faktöriyel tanımı 27 faktöriyeli vermiş oluyor. Eş zamanlı bir de 27 tane 2'nin yan yana yazılması var. Yani aslında burada yine üstü sayılarla bir arada bir faktöriyel sorusu görmüş oluyorum ben. Şimdi zaten 2 üzeri 27 sayısının içerisinde herhangi bir 7 tabanı yok yani 7 çarpanı olmayacak. O yüzden yüzden ben burada çıkıp da bir 7 tabanı arayamam. Peki 27 faktöriyel sayısı içerisinde 7 çarpanları bize hani kaç tane olacak onu bir soruyor aslında. Ona bakacağımız için de 27'yi 7'ye bölüyoruz. 7 kere 4 olsa 28 olur. O yüzden 7 kere 3 oluyor. Yani aslında 3 basamağı burada 0 olmuş olduğunu görüyoruz. Şimdi bir sayı önce %1 sonra %2 sonra %3 şeklinde en sonunda %80 olarak arttırılınca 100, 180 faktöriyel bölü 100 faktöriyel sayısına ulaşılıyormuş. O zaman bu sayı kaçtır diye soruyor bana. Şimdi burada benim aslında dikkat etmem gereken şey şu. Biz bu sayıyı arkadaşlar A sayısı diyelim. A sayısını önce %1 arttırıyor. A sayısı %100'dü. %101 oldu. Arttırıldı. Sonra 102 oldu, yine arttırıldı. Sonra 103 oldu, arttırıldı. Bu böyle böyle gitti. 180 bölü 100 olmuş oldu. E zaten arkadaşlar şuraya baktığımızda aşağısı 100 faktöriyel, yukarısı da 180 faktöriyel olmuş oluyor. Niye 100'den? Yani 101'den 180'e kadar gitmiş oluyor aslında. Dolayısıyla A değerim benim aslında burada A çarpı 180 faktöriyel bölü 100 faktöriyel bölü. Burada kaç tane var? 100 üzeri 80 tane var. 100 üzeri 80 olmuş oluyor. Bu arada burada dikkat etmem gereken nokta şu. Buna 180 faktöriyel dedik fakat 180 faktöriyeli biz 100'e bölmeliyiz. Çünkü 101'den itibaren başlıyor. Orada bir karışıklık olmasın. Onu tam ifade edemedim gibi. 101'den itibaren başladığı için bizim 1'den 180'e kadar olan sayılarımızın çarpımı 180 faktöriyel. Biz bunu bir de 100 ile bölersek aslında şurayı elde etmiş oluyoruz. Burası da 100 üzeri 80 olmuş oluyor. 100 üzeri 80 e, çarpı işte üzeri 80'i ben bölüyorum aslında. Neye bölüyorum? A çarpı 180 faktöriyel bölü 100 faktöriyel ile bölmüş oluyorum. Dolayısıyla benim sonucum da 180 faktöriyel bölü 100 faktöriyel ile eşit olmak zorunda. Burada şu 100 faktöriyeller birbirlerini götürmüş oluyorlar. Benim aslında A sayımın burada 100 üzeri 80 olduğunu çünkü bunlar da birbirlerini götürdüler. 100 üzeri 80 olduğunu anlamış oldum aslında. Şimdi eşitliğini sağlayan x ve y sayma sayıları için x artı y eksi 3 değeri kaçtır diye soruyor bana. Burada eksi 3 olması gerekiyordu. Bunu ekledim arkadaşlar. Soruya bakalım. x artı y faktöriyel bölü x faktöriyel artı başka bir ifade eşitliğini sağlayan x ve y sayma sayıları için x artı y eksi 3 faktöriyel sayımız kaçtır diye soruyor bana. Şimdi ben burada e, ufak bir not yazdım yine size. x artı y faktöriyel bölü x faktöriyel eşittir diye yazmış. Şimdi bunu ben nasıl düzenleyebilirim? Şöyle düzenleyebilirim. x artı y faktöriyel aslında x artı y'den başlayıp yani aslında bir'den başlayıp x artı y'ye gidiyor. Geriye doğru gidiyoruz biz. x artı y eksi 1 nokta nokta x artı 1 çarpı x faktöriyel'e kadar gidiyor burada. Sonrasında x faktöriyel sonra da x eksi 1 faktöriyel x 2 faktöriyel diye gidiyor oraya kadar götürmememin sebebi benim zaten paydamda x faktöriyelim var ve bunlar birbirlerini götürecekler. Dolayısıyla benim aslında şunu görüyorum ee, bunu sildim çünkü notlarda yazıyor. Bu ifade en zamanlı x artı y'den başlayıp x artı y eksi 1'den gidip x artı 1'e kadar bir ifadeye eşit. Okey. Sonra buna bakalım. y eksi 2 faktöriyel bölü y eksi 3 faktöriyelmiş. Şimdi bu da y eksi 3 eksi çarpı y eksi 2 faktöriyel'e kadar açtım bunu. Baktığınızda y eksi 2'den geriye doğru gitmem gerekiyor. O yüzden y'den 3 çıkarttım duruma bakıyorum. Aşağıda da y eksi 3 vardı. O yüzden y eksi 3'e kadar açtım. Ve o da y eksi 3'ler birbirlerini götürmüş oldu. Yani benim sonucum da aslında y eksi 2 olarak gelmiş oldu. Şimdi bana neye soruyor? x artı y eksi 3 soruyor arkadaşlar. Ve zamanlı bunların toplamının da 7 olduğunu biliyorum. Yani ben şunu yazabilirim. x artı, bunu da farklı bir renkte yazayım. x artı y, x artı y eksi 1 gidiyor. x artı 1 artı y eksi 2 ifaden benim 7'ye eşitmiş arkadaşlar. Şimdi ben buradaki y eksi 2 ifadesindeki eksi 2'yi bu tarafa atabilirim. Toplama işlemi gereği. Yine gördüğünüz gibi denklem çözme becerilerimizi kullanıyoruz. x artı y x artı y eksi 1 x artı 1 artı y eşittir 9 olmuş oluyor. Şimdi e, bu arada ben B'nin arkadaşlar 3'ten büyük veya ona eşit olduğunu biliyorum. Niye? Çünkü burada y eksi 3 de faktöriyel değeri benim negatif bir değer olamaz. Dolayısıyla y 3 ya da 3'ten büyük bir değer. Ve bu arada 3 onu biliyorum. O zaman ben burada y'nin 3 ve 3'ten büyük bir değer olduğuna göre aslında bu çarpımında 6'dan küçük veya ona eşit olması gerektiğini biliyorum. Çünkü bunlar da hep 3'lerim var ve 3 üç veya üçten büyük değerlerim var. Ve aslına bakarsanız bu çarpım da benim için ardışık sayıların çarpımı. Niye? Çünkü faktöriyel kavramında ardışık sayılardan biz bahsediyoruz. O zaman bu çarpım ardışık sayıların çarpımı ise ya 6 olabilirler ya da 2 olabilirler. x ve y birer sayma sayısı. Bunu da biliyorum. Bu durumu sağlayabilecek tek durum x artı y'nin 3 olacağı durum oluyor arkadaşlar. Yani işte y 3 olabilir. Burada zaten y 3'ten küçük bir değer olamaz. O zaman x de şu durumda 0 olmuş oluyor. Burada 0 faktörü yani 1 olduğu için paydada bir sıkıntı yaratmıyor yine. Ve x artı y eksi 3 soruyordu bana. x artı y'ye ben 3 demiştim zaten. Ya da y y'ye 3 x'e 0 o şekilde de ifade edebilirsiniz. 3 eksi 3 faktörü yani de bana bir cevabını vermiş oluyor aslında. Bu da bir tık komplike bir soru. Niye komplike? Çünkü ilk olarak bunları doğru şekilde açmayı bilmemiz gerekiyor. Gerekli sadeleştirmeleri yapmamız gerekiyor. Sonrasında asıl görmesi zor olan bence y 3'ten yola çıkarak y'nin 3 veya 3'ten büyük bir sayı olduğunu bulup bu çarpımın bir ardışık sayıların çarpımı olduğunu ve dolayısıyla alabileceği değerleri bulmalıyım. Çünkü işte Ardışık sayılar. Bunlar birer sayma sayısı. Ardışık iki sayının çarpımı olması gerekiyor ve y 3 ve 3'ten büyük bir değer olması gerekiyor. Tüm bu durumları göz önünde bulundurduğumda bu çarpım 6 olabilir veya 2 olabilir diyorum. 1 çarpı 2, 2 çarpı 3 ardışık iki sayının çarpımının sonucudur bunlar çünkü. O zaman x artı y değerim 3 olabilir diyorum. Yani x değerim 0, y değerim de 3 olabiliyor. Okey x artı y'nin 3 olduğunu bulduğuma göre bana soruda eksi 3 versiyonunu sordu ve faktöriyel versiyonunu sordu. O da 0 faktöriyelden 1 gelmiş oluyor soruyu özetleyecek olursak. 1 faktöriyelden 100 faktöriyel çarpımının hangi sayı atılırsa geriye tam kare ifade kalır diye soruyor bana burada. Şimdi ben şunu biliyorum. 2 faktöriyel dediğim ifade benim için 2 çarpı 1 faktöriyel işte 3 faktöriyel, 3 çarpı 2 faktöriyel ya da işte 100 faktöriyel, 100 çarpı 99 faktöriyel. Ben bunu bu şekilde yazmayı artık öğrenmiş olmalıyım. Kaç sorudur bunu biz bu şekilde yapıyoruz. E bu şekilde gruplandırmış olalım. Bu gruplandırmayı bunların tamamında yapmış olursak, 1 faktöriyel çarpı 1 yani 1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel olmuş olduğu için bunu 1 faktöriyelin karesi olarak yazıyorum. Çarpı 2 çarpı 3 faktöriyel olarak yazıyorum bunu. Ve yine bunun karesi yapıyorum. 4 çarpı 5 faktöriyelin karesi olarak yazıyorum. Neden? Çünkü bu 5 faktöriyel bir 6'dan gelecek. 6 çarpı 5 faktöriyel olarak gelecek. E, ee, i̇şte bu 3 faktöriyel bir 4 çarpı 3 faktöriyelden gelecek ve diğer 3 faktöriyel ile çarpımı kare yapmış olacak. Aslında mantığım bu. İşte sonrasında 6 çarpı diye gidiyor olması gerekiyor bunun. En son 99 faktöriyelin karesi ve çarpı 100 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunların hepsinde birer tam kare olduğunu biliyorum. Hangi sayı atılırsa geriye tam kare ifade kalır bunu odaklanacağım. Şimdi ben bütün tam kare sayıların ifadesine çıkıp da x diyeyim. Burada hiç x kullanılmamış. x çarpı 1 sayılmıyor. Çünkü 1 faktöriyeldir o da zaten. Onun karesine kullanıldı. 2 çarpı 4 çarpı 6'dan gidiyor. 100'e kadar. Şimdi burada ben 100'e kadar olan tam kare ifadeleri. Yani 100'ün içerisinde kaç tane 2 çarpanı var? Bir ona bakayım. 2 üzeri 50 çarpı 50 faktör ya. Çünkü ben 100'ü 2'ye böldüğümde 50 kalıyor ve içerisinde 50 tane 2 olduğunu görüyorum. Çarpı x değerim. Yani benim ay çok pardon. x değerim olduğunu görüyorum bir de. Diğer bütün tam kare ifadelerle birlikte bu sayı benim yine aynen şurada mavili işaretlediğim sayı eşit olmuş oluyor. Şimdi ben ne biliyorum? 2 üzeri 50 ve x zaten tam kare ifadeler. O zaman geriye sadece 50 faktöriyel kalmış oluyor. Yani atılması gereken sayım benim burada 50 faktöriyel. Burada birazcık atılımı Ne kadar biliyorsunuz faktöriyel de bir sayıdır. Sonuçta faktöriyel. Dolayısıyla buradan hangi sayı atılırsa diye sorulduğunda benim ifadem 50 faktöriyel şeklinde bir cevap da olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu soruda bana ne demiş? ABC pozitif tam sayılar olmak üzere 2 faktöriyelden 28 faktöriyelde kadar olan sayıların çarpımı eşittir. işte A küp B üzeri kare olduğuna göre çarpı C olduğuna göre A'nın en büyük değeri için C en az kaç olabilir diye soruyor. Şimdi A'nın en büyük değerini soruyor bana arkadaşlar. Ben burada e, 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel şeklinde gidiyorum. Ta ki 28'e kadar. Bunların hepsinde ne arıyorum aslında? Bir tam kare bir küp. Bunları arıyorum değil mi? O zaman ben diyorum ki şu ifadeyi ben nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. İçerisindeki tam kare ifadeleri yani iki ifadelerini bulayım. 2 üzeri 14'ün var benim burada 28'den gelen ve çarpı 14 faktöriyel çarpı diğer bütün tam kare ifadeler. Bu az önceki soruda bulmuş olduğumuz aslında ifade. Ben burada 1 faktöriyelden 100 faktöriyel kadar olan sayı dizisine gittiğimde bunun içerisinde kaç tane tam kare ifade var? 2 üzeri al, alındığında 50 tane var. Yani 50 tane 2'yi ben yan yana yazıp çarpıyorum aslında. 50 faktoriyelim cepte kalıyor. Geriye kalan bütün tam e, kare ifadelerimi de ben x demiştim. Yine burada da aynı mantıkla gittim. Bu şekilde yazdım ben bunu. 2 faktöriyel 4 faktöriyelden 28'e kadar gidiyor. Şimdi bunun böyle ifade olduğunu ben biliyordum zaten. Okey x ve 2 zaten tam kare ifadeler. O zaman geriye 14 faktöriyel kalmış oluyor. Peki 14 faktöriyel içerisindeki tam kare ifadeler neler? 14, 13 bunu yazıyorum. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi burada benim üzerine bir de 2 çarpanlarım da var. Mesela 2 çarpı 7, 13 olmaz ama 2 çarpı 2 çarpı 3. Asal çarpanlarını ayırıyorum gibi düşünebiliriz. 5 çarpı 2, bu zaten bir tam kare ifade. 8, 2 üzeri 3'ü verir bana. 6, 3 çarpı 2, 4 zaten tam kare bir ifade. Bir de benim burada 2'm var. Şimdi bu 2 bu 2 tam kare ifade olmuş oldu zaten. Geriye kalanları bulmaya çalışıyorum çünkü. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 daha kaç olur? 2 üzeri 5 olmuş olur. Bir 2 daha var, 2 üzeri 6, 2 tane daha var. 8 ve 2 üzeri 7 gelmiş oldu buradan. 3 burada bir tane var. Burada 2 tane var. 3 üzeri 3 oldu. Burada bir tane var. 3 üzeri 4 olmuş oldu. Bunları da kullandık. Atalım. Bu ikileri de kullandık tamamını. İşlem yaparken kafamız karışmaması adına. 7 2 tane var. Bunları farklı renkli yazacağım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Şuraya yazıyorum. 2 üzeri 7 dedik. 3 üzeri 4 dedik. 7 üzeri 2 dedik. 7'leri de kullandık. 7'lerden biri buradan geliyor. Bir tane 13'üm var. 11'im var. 2 tane 5 var. Onları da kullandık yine. Tamam. Bu da gitmiş oldu. Bu da gitti. Bu da gitti. Tamam. Hepsi gitmiş oldu. Geriye kalan sayılarım bunlar. Şimdi buradaki hem kareleri hem de küpleri atacağım. Ne? Çünkü burada bu değerleri yazabiliyorum. Geriye kalan asal sayılar da benim için C'ler olacak. Şimdi zaten 2 üzeri 14 benim karemdi. Bunun içerisindeki 2 üzeri isterseniz 6 atın geriye 2 kalsın. E, 3 üzeri 4'üm var. 3 üzeri 3 olarak atın geriye 3 kalsın. Ha, zaten 3 üzeri 4 olarak atılabilir arkadaşlar. Çok pardon. 7 üzeri 2 öyle. 13 var. 11 var. 552 de kare olarak gittiği için benim aslında C değerimin alabileceği e, en küçük değerim bu olmuş oluyor. Şimdi 100 faktöriyel sayısının sondan 25 ve 26. basamakları sırasıyla x, y ve 101 faktöriyel sayısının sondan yine 25 ve 26. basamakları da m ve n olduğuna göre x eksi m artı y eksi n kaç eşittir diye soruyor. Şimdi burada benim dikkat etmem gereken nokta güzel bir soru bu bu arada. Şu 100 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır var? Ben bunu nasıl buluyordum? Bunu şöyle buluyordum. 5'e bölüyordum 100'ü daima. İşte ta ki 5'le bölümünden elde ettiğim sonuç 5'ten küçük olana kadar sonra bütün sonuçları da topluyordum. Ve bunu yaptığımızda 24 tane sıfırım var. 101 faktöriyelde ben bunu nasıl yazabilirim? 101 çarpı 100 faktöriyel olarak yazabilirim. 100 artı 1 çarpı 100 faktöriyel olarak da yazabilirim bunu. Yani olabildiğince birbirlerine 100 faktöriyelde benzetmeye çalışıyorum diyebilirim. Okay. 100 çarpı 100 faktöriyel eşittir 26 tane 0 demişim ben burada. Ve bunu çıkıp da 100 faktöriyel ile topladığımda aslında bana 101 çarpı 100 faktöriyel olduğunu veriyor. Ve o da zaten 24 tane 0'a eşit olmuş oluyor. Yani 101 faktöriyel sayısında da sonunda 24 tane 0 varmış. Ben buradan bunu anlamış oluyorum. Bu toplamda yani aslında. Şimdi bunu bulduğuma göre arkadaşlar 24 tane sıfırım varmış benim 101 faktöriyel sonucunda. E hepsinin 24 tane sıfır olduğuna göre x, m, y, y de n'ye eşit olmuş oluyor. Çünkü 24 tane sıfır onda var, 24 tane sıfır onda var. E dolayısıyla 25 ve 26. basamakları bunların birbirleriyle aynı olmuş oluyor. Dolayısıyla ben buradan aslında şunu anlıyorum. Bu ikisi birbirleriyle aynı sayılar. Dolayısıyla bu ifadenin top şurası sıfır. Bunu da şöyle yazmak istiyorum yine. Şurası da sıfır. Burası da sıfır olmuş oluyor. Kaç eşittir? Doğru cevabımız sıfır oluyor o yüzden. Bu sorumuza bakalım. M ye faktöriyel bölü n ye faktöriyel eşittir. X kare eksi x eşitliğini sağlayan m, n ve x sayma sayıları için n'nin alabileceği değerler toplamı 119'muş. X sayısının son değerini soruyor bana. Yapmamız gereken şey şu aslında. Ben bu x kare eksi x ifadesini nasıl yazarım? Yine burada baktığınızda matematiğin farklı bir konusunu kullanıyoruz. N faktöriyel bölü N faktöriyel eşittir. İşte, x çarpı x eksi 1 olarak o x ortak parantezine almış oluyoruz. Ve ben diyorum ki o zaman x değerinin farklı x değeri için m ve n'nin farklı değerleri olabilir diye söylüyorum aslında. Buradan şunu anlıyorum. X sayısı benim n sayımın y 1 ya da 2 fazlası olabiliyor ki bana x kare eksi x ifadesini verebilsin o zaman ben M'nin bir değeri için MA değeri, bir değeri için MB değeri diyorum. Yine aynı şekilde buna bağlı olarak ne A ve nB değerlerim var. Yani MA sayısının bir, M sayısının N'nin bir fazlası olduğu versiyona NA artı bir derken iki fazlası olduğu değere de NB artı iki demiş olayım. Ve bana demiş ki N'nin alabileceği değerler toplamı 119 diyor. O zaman NA artı NB 119'du arkadaşlar. O zaman MA artı MB yerlerine MA yerine NA artı bir MB yerine NB artı iki yazacak olursak 121 değerini getirmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi 121 değeri tam kare bir ifade. Ben bu arada şu aynı yapacağım şey yani yerine koyma işlemini şurada da yapmak istiyorum ki bana şimdi bana bir bilgi verdi. Bir bilgi daha vermesi lazım ki ben bu ikili denklemi çözebileyim. İki bilinmenin MA ve MB'nin farklı değerleri var ve X değerini bulacağım ben buradan. Şimdi ben o zaman diyorum ki yerine yazayım. Şöyle yazacağım. m faktöriyel bölü m eksi 1 yani hepsinin m a Normalde n a artı 1 diye yani ben burada bunu bu tarafa atarsam m eksi 1 bu sefer ne a faktöriyel olmuş olacak. Aynı mantık o da m faktöriyel bölü MB eksi 2 olmuş oluyor arkadaşlar ve elimiz var tabii ki. Ve bunlar da x çarpı x eksi 1 e eşit olmuş oluyor. Bunu düzenlemiş olduğumuzda biz aslında şunu anlıyoruz. Hani bu ikisi birbirine eşit olduğu versiyonda ma eşittir mb'nin karesi eksi mb geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada bunu or ortak paranteze aldığımda ya da ortak paranteze almayayım. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Bu tarafa atalım. ma artı mb eşittir. mb'nin karesi olmuş olsun. Güzel. Bu benim elde etmeye çalıştım. Yani soruyu çözerken şuna dikkat ediyorum. Ben bunu ortak paranteze alsaydım bana istediğim bir şey, kullanabileceğim bir veriyi verecek miydi? Vermeyecekti. O zaman ben dedim ki nasıl bir şey yapabilirim? Bunu bu tarafa atarsam bana m a artı m verir ki ben de o değeri biliyorum. 121 olarak ve buldum zaten. O zaman buradan ne çıktı? Baktığınızda 121 eşittir. Bunu farklı bir renkte yazacağım. m a artı m değerinden 121 eşittir. MB'nin karesi olmuş oluyor. O zaman MB artı veya eksi e, 11 oluyor. Ama sayma sayısı demiş M, N ve eksi için. O zaman M değerim benim buradan 11 gelmiş oluyor. M değerim 10, 11 geldi. Okey. X çarpı X eksi 1 değerimize bakalım. E, bu değerimizde yerine koyma yöntemiyle bulmamız gerekiyor bu değerimizde bizim. onla nasıl oluyor? Burada bana verilen olan ifadeyi eşitliyorum. Şimdi o zaman m faktöriyelin 11 olduğu durumda yazdığımızda biz bunu 12 bölü 11 faktöriyelden 12 gelmiş oluyor sonucum. Ve ben 4 çarpı 4 eksi 1'i çarptığımda 12 sonucunu elde ederim. Mesela x buradan 4 gelebilir diyorum. Cevabımı pembeyle yazıyorum. X1 4 olabilir. Başka ne olabilir? 2 fazlası olabilir demiştim. 11 artı 2'den 13 oldu. 13 faktöriyel bölü 11 faktöriyelden 13 çarpı 12 kaldı. Ama bu x çarpı x 1 değerinden bir şey eşit olur mu? Sayma sayısı olabilmesi için olmaz. Çünkü 13 bir asal çarpan. O zaman x'in alabileceği değerler 4. Bu soruya bakalım. 30 faktöriyel artı 40 faktöriyel artı 50 faktöriyel M çarpı 10 üzerine ne eşitliğinde m e ve n e pozitif tam sayı olduğuna göre m'nin en küçük değeri için n kaç olur diye soruyor bana. m'nin en küçük değeri için n arkadaşlar en büyük değerini alır. Çünkü hani oran olarak sonuçta bu hep aynı şeye eşit olacak. Hep buna eşit olacak. Şimdi o zaman ben şuna bakıyorum. m'nin en küçük değerinde ne en büyük değerini alır. O zaman ben kaç tane 10 çarpan olduğunu bulmalıyım ki bana e, neyin en büyük değerini versin. Kaç tane 0 olduğunu bulmam gerekecek. Bunu da en küçük sayıya göre yapacağım tabii ki. O zaman 30 sayısını ben ne yapıyorum? 5'e bölüyorum arkadaşlar. E, 6 kere 5 30. Tekrar 5'e bölüyorum. 1 yani aslında 7 olmuş oluyor. Son olarak şu soruya da bakıyoruz ve sonrasında faktöriyel konusunu bitiriyoruz. Bunlarla alakalı yine sorularınız olursa yorumlardan yazabilirsiniz. E, ulaşmaya e, hepinize yardımcı olmaya çalışırım. Bana soru da bunu vermiş ve bu çarpımın sonucunu soruyor. Şimdi burada bu tarz sorularda gözünüz korkmasın. Bilin bir şeyler birbirini götürecek, gidecek, bir düzenleme yapılacak. Yine burada aslında bir şeylerin sadeleştirme, paranteze alma, ortak paranteze, paranteze yazma Payda işleme gibi matematiksel yetilerinizi aslında ölçüyor diyebilirim. Şimdi ben 5 bölü 6 eksi 6 bölü 7 ifadesini bir düzenleyeyim. Nasıl yazayım? 5 bölü 6'yı aslında 1 eksi 1 bölü 6 olarak yazabilirim ben. Değil mi? Neden? Çünkü 6 tabanında ben bunu işlersem 6 eksi 1'den 5 gelecek. Tabanında yine 6 olacak. 5 bölü 6 ifadesini elde etmiş olacağım. Okey. 5 bölü 6'yı böyle yazdım. Bunu da şuraya belirteyim. 5 bölü 6. Sonra diyeyim ki eksi bir de 6 bölü 7 aynı mantıkla yazıyorum yine. 1 eksi 1 bölü 7 olarak yazayım bunu da diyorum. Yazdım. O da 6 bölü 7 ifadesi olmuş oldu. Ve ben bunları düzenlediğimde arkadaşlar nasıl düzenliyorum yani şöyle. 1 eksi 1 bölü 6 şu parantezi dağıtıyorum arkadaşlar. Eksi 1 artı 1 bölü 7. Şimdi ne oldu bu birler birbirlerini götürdüler. 1 bölü 7 eksi 1 bölü 6 benim aslında şuradaki yeni ifadem olmuş oldu. Ve bu diğer hepsi için aynı sonucu verecek. Deneyebilirsiniz isterseniz. O zaman ben de diyorum ki ee, 1 bölü 7 eksi 1 bölü 6 bu 1 geldi. Sonrasında 1 bölü 8 eksi e, 1 bölü 9 olacak arkadaşlar. Tam tersi pardon. 1 bölü 9 eksi 1 bölü 8 olacak. Tekrardan 1 bölü 11 eksi 1 bölü 10 şeklinde bu böyle. 1 bölü 32 eksi 1 bölü 31 şeklinde gidecek. Ve biz bunları aslında sadeleştireceğiz. Nasıl yapacağız? Hepsini e, ortak paranteze. yani bunu 6 ile bunu 7 ile genişlettiğimizde yine diğerleri için aynı şekilde e, hangi sonuçları elde ettiğimize bakacağız. 6 eksi 7 oldu. Işte. Yani bu 6 eksi 7 bölü 7 çarpı 6 oldu ya. Dolayısıyla burası eksi 1 olmuş oldu arkadaşlar. Burası eksi 1 bölü 7 çarpı 6 olmuş olacak. Burası eksi 1 çarpı 9 çarpı 8 olacak. Burası eksi 1 çarpı 11 çarpı 10 olacak ve böyle böyle gidecek. Ve tüm bunlar bir çarpma işlemi. 1 bölü 7 çarpı 6'dan 32'ye kadar olan sayıların çarpımı. Dolayısıyla bizim sonucumuz pozitif bir değer çıkmış olacak buradan. Şimdi burada bizim ne faktöriyel kavramı? Eksi 1 bölü 32 çarpı 31 olduğunu görüyorum. Yani aslında bu 1'den 32'ye kadar olan sayıların çarpımı gibi duruyor. Fakat dikkat edin bu 6'dan başlamış. O zaman 6 faktöriyel bölü 32 faktöriyel diyecek olursam şunu anlıyorum ki alt faktörü yani buradaki 32 faktörünün içindeki 6 faktörü ile kadar olan sayıları götürdü. Geriye 7 çarpı 6 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10 çarpı 1 gibi 32'ye kadar olan ardışık sayıların çarpımını vermiş oluyor bana. Dediğim gibi sonucum benim pozitif. Neden? Çünkü alttan 32'ye kadar hiç çift sayı var arada. Dolayısıyla sonucumun 6/32 olduğunu görmüş oluyorum. Evet arkadaşlar, faktöriyel sayısını burada bitirdik. Faktöriyel kavramını burada bitirdik. Olabildiğince e, piyasadaki soruları çözmeye çalıştım aslında. E, yine yine de dediğim gibi bu notları hazırlarken e, şu kenarlara e, eklemiş olduğum notları bilinçli hazırlıyorum kendiniz e, isterseniz bu videoyu şimdi başa sarın bir de kendiniz çözün yani mutlaka tekrar yapın zaten e, baktığınızda da aslında kendinizin çözebilmesi adına vermiş olduğum küçük ipuçları diyebiliriz veya ben soruyu çözmeden önce bu notlardan yola çıkarak fikir üretebilirsiniz gibi gibi bir sürü çalışma tekniği var önemli olan herkesin kendi tekniğini bulup başarması faktöriyel kavramı için hazırlamış olduğumuz sorular bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.